Herkese merhabalar. Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta aile hekimliği ve aile hekimliği sorunlarını konuşacağız. 2007 yılında İzmir'de pilot bölge olarak başlayıp 2010 yılında ülke çapında yaygınlaşan aile hekimliği, şu anda 26.252 aile hekimliği, 24.082 aile hekimliği ile sürdürülmeye çalışılıyor. Bu rakamlara ortalama bir aile hekimi toplam 4000 kişiye hizmet veriyor. Bu haftaki program konuğumuzu hemen size tanıtmak istiyorum. İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Derya Mengücük. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Derya Hanım. Ee, ben hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Ee, pandemi sürecini geçiriyoruz. Hala da devam ediyor. Dördüncü dalga daha ne kadar dalga ile karşılaşacağımızı da bilmiyoruz ama aile hekimliği olarak bu süreçte pandemi sürecinde neler yaşadınız, sorunlarınız nelerdi? Buradan başlayalım. Evet. Pandemi dönemine gelmeden önce tabii ki aile hekimliğinin öncesinde sorunları var mıydı? Onları da biraz değinmek isterim. Biz başladığından beri zaten hani pek çok konudaki yetersizliği, Gerek fiziki koşullar, gerek çalışma koşulları, özlük hakları konusundaki dengesizlikleri dile getirmeye çalışıyorduk. Bunu gerek dernekler, gerek federasyonumuz, gerek sendikalar aracılığıyla pek çok kez iletmiştik. Yani pandemi öncesinde de aile hekimliği zaten sorunluydu. Pandemi ile birlikte değişen ne oldu? Sorunlar arttı. Zaten iş yükü fazla olan bir sağlık birimi iken, pandemi ile eklenen özellikle filyasyonla ve hastanelere gidemeyen hastanedeki kısıtlamalardan dolayı bize yansıyan hasta popülasyonuyla en başta iş yükü olarak arttı. Onun dışında en büyük problemimiz kişisel koruyucu ekipmanlar konusundaki yetersizlik, temin edememe ve onların sonrasında fahiş fiyatlarla kendimiz satın alma durumunda kalmamız, bakanlık tarafından sağlananların kalitesinin yeterli olmayışı, ee, ve yeterince koruyucu olduğunu düşünmediğimiz için hiç kullanmamamız gibi e, pek çok sorun e, bize ilave edildi pandemi ile birlikte. Buna rağmen e, birçok arkadaşımız e, canla başla çalışarak e, bu süreçten geçmeye çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. E, pandemi bize e, pek çok şey de öğretti tabii ki. Neyi öğretti? Biz birinci basamağın e, güçlülüğüne zaten inanan bir e, grubuz. Birinci basamak ne kadar güçlü olursa, sağlık sisteminin o kadar e, güçlü olacağına yürekten inanıyoruz. E, pandemi bize bunu daha da açık ve net göstermiş oldu. E, pandemi hastanelerde hastalıklarla mücadele edilerek zaten yönetilemezdi e, ve bir takım sorunlar yaşandı ama tabii ki aile hekimliği olarak kurulduğundan beri, başladığından beri zaten sorunlarla devam etmeye çalışan ve düzeltilemeyen durumlarıyla aile hekimliği de buna hazırlıksız yakalanmış oldu. Şimdi Derya Hanım tabii ki çok önemli sorunlar olduğunu biliyoruz biz vatandaşlar olarak da biliyoruz, basın yayın kuruluşları olarak da biliyoruz. Bir doktor, bir hemşire 4000 kişiyle sağlık hizmeti nasıl verebiliyorsunuz? Buradan da devam edebilir miyiz? Zor verebiliyoruz. Yani e, tıbbi gerekler, bilimsel standartlar, dünya örnekleri bunun mümkün olmayacağını söylüyor zaten. Ama bir şekilde e, muhtemelen de e, en başta aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanlarının, sağlık çalışanlarının özverisiyle bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor. Ama yeterli mi? Yeterli kalitede mi? Yeterli sürede mi? Olması gerektiği gibi mi? Çok büyük bir tartışma konusu. Bu sadece birinci basamak için geçerli değil aslında. Diğer basamaklar için de geçerli olan bir sorun. Gelen iş yükü fazla olduğu durumda. Bu sayılarla yani başvuru sayısını artırmış oluyor, nüfusun fazla olması izlememiz gereken gebe, bebek ve çocuk sayısını artırmış oluyor. kronik hastalığı olan 65 yaş üzerindeki nüfusun fazla olmasına neden oluyor ve bunların her birinin kendine özel durumları izlemleri, taramaları, tedavileri, takipleri oluyor. Ve bir hemşire bir doktor bununla başa çıkmaya çalışıyor. Evet son dönemde iki defa üst üste iş bırakma eylemi yaptınız. Sonra tehditlerle karşılaştınız. Bir ceza sözleşmesinden bahsediliyor. Ceza sözleşmesi neler getiriyor? İsterseniz neden karşı çıkıyorsunuz? Buradan devam edelim. E, ceza Sözleşmesi denilen şeye Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği e, Sözleşme ve öde, Ödeme Yönetmeliği diyor. Biz Ceza Yönetmeliği diyoruz. Hatta Köle Yönetmeliği ve Gasp Yönetmeliği diye de devam ediyoruz. Neler getiriyor? E, biz daha önce uygulanan uygulamada olan e, yönetmelikle ilgili zaten pek çok itirazımız e, talebimiz e, vardı ve yıllar içerisinde bu beklediğimiz süre içerisinde bunların düzeltilmesini, iyileştirilmesini bekledik, istedik ve hep dile getirdik. Pandemi döneminde de açıkçası hani gerek basından bakanlığın gerekse halkımızı teşvikle bize bir teşekkür ve takdir durumunu gördük. Zannettik ki hani sözleşme ve ödeme yönetmeliğine de bu yansıyacak ama biz 30 Haziran günü bunun tam tersini gördük. Ne getiriyor? E, zaten var olan e, en başta bir ceza puanı uygulaması var ki itirazımız buna hep vardı. Sözleşmeli olarak çalışan ve normalde de zaten 657, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan bir grubu ayrıca bir ceza puanı sistemi ile cezalandırmaya çalışan bir yönetmelikti. Yeni yönetmelikte bu ceza puanlarının hem kapsamı artırıldı e, ki buna en başta e, ifade özgürlüğünü kısıtlayan, düşüncelerimizi engellemeye çalışan e, basın açıklamaları ya da basında yer alan e, söyleşiler de dahil olmak üzere e, ekstra bir ceza puanı maddesi haline getirildi. E, miktar olarak artırıldı, kapsam olarak artırıldı e, ve Sözleşme feslini kolaylaştıracak şekilde 150 puanı dolduracak, dolduranın sözleşmesini fesh edecek hale getirildi. Bu önemli bir kısmıydı. Ayrıca tabii ki iş güvencesi açısından da son derece sakıncalıydı. Daha önce de vardı şimdi daha da tehlikeli hale geldi. E ee, önemli bir noktası da e, bütün bu sürecin yerel idarelerin e, yetkisine bırakılmış olmasıydı. Yani e, yerel idare bizim hakkımızda hem soruşturma yapabilecek hem ceza yerel verecek. Yani şey mi? İl Sağlık Müdürlüğü'nden evet, bahsediyorum. Evet. İl değil mi? Sağlık Müdürlüğünden bahsediyorum. E, yani cezayı verecek olan, soruşturacak olan, bizim yapacağımız itirazı değerlendirecek olan aynı kurum. E, bu takdir ederseniz ki bu durumda ne kadar objektif olunabilir e, o bir soru işareti. E, tabii yönetmeliğin getirdiği bir diğer konuyu da e, demin bahsettiğim iş yükünü e, ve pandemiyle eklenen mesela okul çağı çocuklarının aşılamalarına e, dahil işte pandemi aşılamaları e, dahil iş yükü yeterince yoğunken e, ve salgın durumunda aslında biraz ertelenmesi gereken bir kronik hastalık izlemi konusu gündeme getirildi. Bu izlemin içeriği yapılamayacak şekilde olması yani asla ASM koşullarında o olanaklarla, süreyle ve başvuru sayısıyla, nüfusla yerine getirilemeyecek olan bir kronik izlem ve taramayı bizden yapmamız istendi. Yapamayacağımız bilindiği için de yapma ma durumunda da maaşlardan kesinti öngörüldü ve bunu hemen 1 Temmuz sonrası uygulamaya geçirdiler. Bu kesim, maaş kesimi puanlaması nasıl ve ne kadar kesiliyor? Herhalde izleyicilerimiz de benim gibi merak ediyordur. Şöyle, o tamamen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının nüfusuna göre değişen bir şey. Belli bir dönemde belli sayıda izlemi ve taramayı gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Ki bu kendi birimim için söyleyebilirim 8 bin 9 bin civarında bir izlemden bahsediliyor benim yerine getirmem gereken yerine getirilmediğinde de kendi skorlamalarına göre belli yüzde oranlarında kesintileri var. Derya Hanım, o kadar çok sorundan bahsettiniz ki herhalde mesleğinizi bizi izleyenler ne kadar çok zor olduğunu anlayacaklar. Ben özellikle mesleğin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz özellikle genç hekim arkadaşlarımıza, tıp fakültesinde okuyanlara nasıl önerileriniz olur aile hekimliği ile ilgili? Evet, şimdi aslında pek çok sorundan da bahsedemedim. Yönetmeliğin ne yazık ki süre yeterli olmayacaktır zaten bu açıdan. Yönetmeliğin getirdiği pek çok başka konu da var. ama biliyorsunuz siz de bahsettiniz itirazlarımız oldu, iş bırakma eylemlerimiz oldu, basın açıklamalarımız devam ediyor. Ankara'da ve İstanbul'da miting yapıldı. Daha doğrusu mitinge izin verilmedi, İstanbul'da basın açıklaması şekline dönüştü. Yani hep görülüyor ki aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanların bir şeye itirazı var. Hep karşılar, hep düzeltilmesini istiyorlar, hep bir talepleri oluyor. Ama şurada önemli bir nokta, bu taleplerin ve itirazların halkın sağlığı, hastaların dan ayrı düşünmek mümkün değil. E, Hasta-hekim ilişkisi, hasta sağlık çalışanı ilişkisi, e, hasta, e, hekim ve sağlık çalışanlarının koşulları hastalardan bağımsız değerlendirilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bizim talep ettiğimiz e, kendi koşullarımızla ilgili düzeltmeler aslında dolayısıyla ve en çok da yine halkın, hastalarımızın e, koşullarının düzeltilmesini içeriyor ve o öyle de sonuçlanıyor sonrasında. Bütün bunları neden söyledim? Genç meslektaşlarımız için biz bu mücadeleye devam edeceğiz. İstiyoruz ki onlar daha iyi koşullarda çalışabilsinler, özlük haklarını alabilsinler, ücretlendirmelerde hakkaniyetli olsun, emeğin karşılığı verilsin ve son dönemde basında da yer aldığı gibi genç meslektaşlarımız fakülteyi bitirir bitirmez yurt dışına gitmesinler. Biz bunu bir görev ve sorumluluk olarak hissediyoruz onlara daha iyi sağlık koşullarında çalışma imkanı vermeyi istiyoruz. O o yüzden de devam edeceğiz. Ben hem izleyicilerimiz hem hastalar hem de tıp fakültesi genç hekimli öğrencilerimize de öğrencilerimiz adına da size teşekkür ediyorum. Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta aile hekimliği ve aile hekimlerinin sorunlarını konuştuk. Merak ettiklerimizi sorduk. Önümüzdeki hafta bir başka programda buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyorum.